Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere balkonumuzda, çiçeklerimizde ya da evimizde görülen karıncalara karşı bir tedbir amaçlı ne yapabiliriz? Onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Birçok şey yapabiliriz aslında. Ben karıncalara karşı en etkili, kendim kullandığım en etkili tebeşir yöntemini size göstermek istiyorum. Farklı yöntemlerde kullanabilirsiniz. Mesela tarçın kullanabilirsiniz. Sirkeli su kullanabilirsiniz. Ama ben balkonumu kullandığım için hani o kokuları hissetmek istemiyorum. Balkonumda bir kahvemi içerken ya da yemek yerken, bir şeyle meşgul olurken o farklı tartıki kokusunu da algılamak istemiyorum. Hani farklı ve en etkili, kendi birkaç senedir kullandığım en etkili çözüm yolunu size göstermek istiyorum. Tebeşir arkadaşlar, karıncalara karşı birçok yapı markette, her yerde olabilen marketler ya da alışveriş siteleri var. 10 ya da 15 TL karşılığında alınabiliyor. Çok uygun fiyat arkadaşlar. Bunu nasıl balkonumda kullanıyorum onu göstermek istiyorum. Önce balkonumu size göstereyim arkadaşlar. Yaz olduğunda masayı buraya çıkartıyoruz ve kahvaltıyı, akşam yemeğini ve çay saatlerini burada geçiriyoruz. Ve birçok çiçek var balkonumda. Dolayısıyla bu kadar bitkinin olduğu, yaprağın olduğu ve açık alan, bir camın açık olduğu bir yerde elbette karınca olabilir, böcek olabilir. Ama karıncalar hani öldürmek Allah korusun kıyılamaz. Ben de kesinlikle böyle bir şey istemem, düşünmüyorum. Kullandığım yöntem karıncaların gelmemesini sağlıyor arkadaşlar. Karıncaları öldürmüyorlar. Hani kesinlikle karıncaları öldürüyor diye düşünmeyin. Karıncaların sadece gelmemesine sağlıyorlar. Gelmemesine neden oluyorlar. Nasıl kullanıyorum gösterelim. Açıyoruz arkadaşlar. Ve bakın tebeşire benziyor ucu. Ve geçiş yerlerini ben sürüyorum. Şöyle. En etkili ben bunu gördüm. Yani yıllardır kullanıyorum. Ve gelmiyor arkadaşlar. Çiçeklerinizin saksılarını da sürebilirsiniz. Bakın buraya da şöyle gülüm tuttu arkadaşlar. Bu kenarlara sürebiliriz. Buna da sürebiliriz biraz. Bunların da kenarlarına gelmesin diye. Şöyle de sürüyorum. Karınca nereden girer? Evinizin açık olduğu yerden. Onun için evinizin açık olduğu yerlere, pencerelere ya da kapı girişlerine sürebilirsiniz arkadaşlar. Sürdüm. Sizler de eğer karıncayla ilgili bir probleminiz varsa karınca tebeşiri sürebilirsiniz. En etkili çözüm olarak ben balkonumda gördüm. Ve evimde gördüm. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Biraz daha balkondaki çiçekleri size göstereyim böyle. Evet, umarım böyle bir problem yaşamıyorsunuzdur. Eğer böyle bir problem yaşıyorsanız karınca tebeşiri kullanabilirsiniz. Hoşça kalın.